Merhaba sevgili canlar dostlar. Ben Cem Kervan. Bu hafta İsa'nın Asıl Evi adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum. İlginç bir isim değil mi? Yani İsa'nın Asıl Evi. Onu konuşacağız. Şimdi yine İncil'in Luka suresinde anlatılıyor. İsa'nın anası ve babası her yıl Pesah denen kurban bayramı için Kudüs'e giderlerdi. İsa 12 yaşındayken her sene olduğu gibi bayrama katıldılar. Bayram kutlamaları bitince Nasıra'ya evlerine dönüş yolculuklarına başladılar. Ama küçük İsa Kudüs'te kaldı. İlk başta ana babası onun aralarında olmadığını fark etmediler. İsa'nın da kervanda diğer yolcular arasında olduğunu düşünerek bütün gün yolculuk ettiler. Ama o akşam İsa ortaya çıkmayınca onu akrabaları ve arkadaşları arasında aramaya başladılar. Bulamayınca da onu araya araya Kudüs'e döndüler. Ta Kudüs'e döndüler. 3 koca gün sonra nihayet İsa'yı Beytülmaktis'te din hocalarının arasında otururken buldular. İsa hocaları dikkatlice dinliyor, onlara sorular soruyordu. Onu duyan her can onun arif kavrama gücü ve verdiği akıllıca cevaplara hayran kaldı. Ana ve babası İsa'yı görünce ne düşüneceklerini bilemediler. Meryem, çocuğum neden yaptın bunu bize? Babanla ben kaç gündür senin için endişeden çılgına döndük. Her yerde seni arayıp durduk dedi. İsa da onlara, fakat neden başka yerlerde arıyordunuz? Manevi babamın evinde olmam gerektiğini bilmiyor muydunuz? Dedi. Ama Meryem'le Yusuf onun ne demek istediğini hiç anlayamadılar. İsa onlarla birlikte Nasıra'ya döndü. Onların sözünü hep dinlerdi. Bu arada anası Meryem bütün bu olaylar hakkında tekrar tekrar içinden geçirerek düşünüp taşınırdı. Şimdi bu İsa'nın Asıl Evi başlığı, bilmiyorum yani ilginç. Kudüs'te, Beytülmaktis'te ama diyor ki manevi babamın evinde olmam gerekiyordu. Siz bunu bilmeliydiniz. Bu yani demek onun asıl evi Allah'ın evi. Düşünün. Evet ve buna göre bir deyiş yazdım. Biraz canlı bir şey. İnşallah seversiniz. Pesah denen kurban bayramı bitti. Kudüs'teydi İsa'nın nasıl evi. Pesah denen kurban bayramı bitti. Kudüs'teydi İsa'nın nasıl evi. İsa'nın ailesi eve gitti. Başkent Kudüs İsa'nın nasıl evi. İsa'nın ailesi eve gitti. Başkent Kudüs İsa'nın nasıl evi. Başkent Kudüs İsa'nın nasıl evi. Haberleri olmadan İsa kaldı. Sandılar ki İsa dönenlerleydi. Haberleri olmadan İsa kaldı. Sandılar ki İsa dönenlerleydi. Bütün gün kervanları ilerledi. Merkez mabet İsa'nın nasıl evi. Bütün gün kervanları ilerledi. Merkez mabet İsa'nın nasıl evi. Merkez mabet İsa'nın nasıl evi. Aramaya bir
başladılar. Bulamayınca Kudüs'e döndüler. Onu aramaya bir başladılar. Bulamayınca Kudüs'e döndüler. İsa'yı Beytül Makdis'te buldular. Hakk'ın evi, İsa'nın nasıl evi. İsa'yı Beytül Makdis'te buldular. Hakk'ın evi, İsa'nın nasıl evi. Hakk'ın evi, İsa'nın nasıl evi. Şah İsa hocaları dinliyordu. Ara sıra soru da soruyordu. Şah İsa hocaları dinliyordu. Ara sıra soru da soruyordu. Akıllıca cevaplar veriyordu. Beytül Hak'tır İsa'nın nasıl evi. Akıllıca cevaplar veriyordu. Beytül Hak'tır İsa'nın nasıl evi. Beytül Hak'tır İsa'nın nasıl evi. Dediler bizimle neden dönmedin? Sen yoktun bizi endişelendirdin. Dediler bizimle neden dönmedin? Sen yoktun bizi endişelendirdin. Her yerde seni aradık durmadan. Sarayı Hak İsa'nın nasıl evi. Her yerde seni aradık durmadan. Sarayı Hak İsa'nın nasıl evi. Sarayı Hak İsa'nın nasıl evi. Dedi ki niçin beni aradınız? Buradayım ben bilmiyor muydunuz? Dedi ki niçin beni aradınız? Buradayım ben bilmiyor muydunuz? Hakk'ın yanındaydım bilmeliydiniz. Şah'ın evi İsa'nın nasıl evi. Hakk'ın yanındaydım bilmeliydiniz. Şah'ın evi İsa'nın nasıl evi. Şah'ın evi İsa'nın nasıl evi. Kervanım Şah İsa takdir edildi. Büyüyüp öğretti, öldü, dirildi. Kervanım Şah İsa takdir edildi. Büyüyüp öğretti, öldü, dirildi. Miraç etti, Hak yanında oturdu. Semavi ev İsa'nın nasıl evi. Miraç etti, Hak yanında oturdu. Semavi ev İsa'nın nasıl evi. Semavi ev İsa'nın nasıl evi. Evet, Kudüs onun evi. Beytül Makdis onun evi. Beytül Makdis Hakk'ın evi. Ama tabi esas evi semavi ev. Semavi ev Hakk'ın yanında. Biz de İsa'yla birleşerek, onun hayatıyla birleşerek, biz de öldük. Ölmeden evvel öldük, dirildik. Onun sayesinde bizim hiçbir başarımız yok bu konuda. Tamamen lütuf. Ve asıl evimiz, bizim de asıl evimiz Hakk'ın yanında. Evet, beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin, abone olun, yorum yazın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, esen kalın, hoşça kalın.